Allah Allahü Teala'nın bir beldede en beğendiği yer oranın mescitleridir. Allah oraların yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Cami ve mescitler için İbrahim'i bir aşkla kollarını sıvayıp maddi, manevi imkanlarıyla işe koyulanlar, katkı sunanlar, işte büyük müjdeler onlar içindir. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Kim Allah rızası için bir mescit inşa ederse Allah o kimse için cennette bir ev hazırlar. Gönlü camide olan, camilerde gönüllü olan müminler, hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde barındırılacaktır. Hazreti İbrahim, oğlu İsmail'le beraber Allah'ın emriyle çölün ortasında duvarlarını yükseltip Kabe'yi inşa etmişti. Çünkü o Kabe çölü, çölleri yeşertecekti. Kupkuru, ıpıssız, sessiz ve kimsesiz, bir o kadar yakıcı, boğucu ve bunaltıcı o diyarlara şekil, renk, can ve hayat verecekti Kabe. İşte camimiz ve camilerimiz. Her biri Beytullah'ın birer şubesi. Hepsi aynı aşkın, aynı sevdanın, aynı inancın abideleri. Kabe'yi inşa eder gibi Sultanahmet'i, Süleymaniye'yi, Selimiye'yi inşa eden büyük bir milletin torunları, Muhammed ümmeti ve İbrahim milleti olarak şu topraklarda yükselirken camimizin, camilerimizin temelleri, büyük bir davaya ve mefkureye hizmet etme, katkı sunma iştiyakı ile el birliği, iş birliği, güç birliği günüdür. Duamız, Hazreti İbrahim'in ve oğlu Hazreti İsmail'in Kabe'nin duvarlarını yükseltirken yaptıkları şu duadır. Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin ve bilensin. Amin.